Bu görsel dersimizde Oracle SQL kullanarak AND, OR ve NOT operatörlerini kullanacağız. Bunların kullanımını öğreneceğiz ve örnekler hazırlayacağız. Benim daha önce hazırladığım örnekleri şu şekilde anlatarak çözmeye başlayalım. İlk olarak AND operatörüyle başlıyoruz. AND İngilizce'de bildiğimiz gibi V demek. Burada da şu işe yarıyor. Standart SQL sorgumuz üzerinden konuşuyoruz. Select employee ID, virgül, last name, virgül, job ID, virgül ve salary from employees diyoruz. Yani employees tablosundan bu 3-4 sütunu istiyoruz. Daha sonra bunun üzerinde bir where filtresi uygulayacağız. Where filtresinde şunu istiyoruz. Salary, yani maaşı büyük eşittir 10.000 olan, maaşı 10.000'e eşit ya da 10.000'den büyük olan diye Türkçeleştirebiliriz bunu. Ve job ID'si, yani bu görevi oluyor. Job ID. Job ID'si içerisinde man geçen, yani bu manager, büyük ihtimal içerisinde manager geçen yönetici olanların listesini istiyor. Yani burada anlatmak istediği şu SQL motoruna: maaşı 10.000'den 10.000'e eşit ya da 10.000'den yüksek olsun ve job ID'si, yani görevi, görevin içerisinde başında değil, sonunda değil, ortasında man geçsin. Man da İngilizce manager'ın ilk 3 harfi oluyor. Bundan dolayı bu şekilde bir sorgu hazırlayarak hem 10.000 dolara eşit ve 10.000 dolardan büyük olanlar, daha fazla maaş alanlar, hem de bu kritere uyan, hem de yönetici olanları listeliyor. Yani örneğin 10.000 dolara eşit ya da 10.000 dolardan büyük, bunu, bu kriter bizim istediğimiz şartlara uyuyor bu standartlarda. Ancak eğer job ID'si içerisinde man yazısı geçmiyorsa bu başarılı bir sorgu sonucu getirmeyecektir ve bize bir değer döndürmeyecektir. Bunu çalıştıralım. Üzerinde tekrar bir yorum yapalım. Şimdi şu şekilde bakalım. Bize 7 sorgu geldi. 7 kayıt geldi sorgu sonucunda. Bunda dikkat çeken şu özellik var. Salary en düşüğü 10.500 değerine sahip. Yani bizim 10.000'e eşit ya da 10.000'den yüksek olan salary isteğimize karşılık veriyor. Hem de, yani ve, job ID'si içerisinde man sözcükleri geçiyor. Yani sağ man, mk man, bunları manager'lar, yönetici olduğunu belirtiyor. Şimdi burada özetlemek gerekirse AND operatörü herhangi bir sorguda where filtresi kullanırken istediğimiz bir kriteri başka bir kriterle aynı anda istemek için kullanılır. Bu şu anlama geliyor: maaşı hem 10.000'e eşit ya da 10.000'den büyük olsun, hem de job ID'si içerisinde man geçsin, yani manager olsun. Eğer birisi uymazsa, diğeri de uysa bile herhangi bir sorgu sonucu getirmez. Örneğin şurayı 50 yaptım. Yani 50.000'e eşit ve 50.000'den büyük olanlar. Gördüğünüz gibi bize sorgu sonucu dönmedi. Bunun sebebi ilk şartın uymamış olması. Eğer ilk şart uysaydı, ikincisi uymasaydı gene bize sorgu sonucunu getirmeyecekti. Onu da deneyelim. Şimdi 10.000 yaptım tekrar. Çalıştırıyorum. Ve bize sorgu sonucu geldi. Man içerisine bir rakamını yazdım. Önemli değil. Gene istediğimiz sorgu gördüğünüz gibi dönmedi. Çünkü burada iki taraflı bir onaylama söz konusu. Yani sol tarafı da, AND'in sol tarafı da olmak zorunda. Sağ tarafı da, şimdi bu sağ taraftaki şart da uymak zorunda. İkisi de eğer true değeri döndürmüyorsa
kesinlikle bu sorgunun sonucu başarılı değildir ve bize sorgu sonucu olarak kayıt göndermeyecektir. Şimdi AND'i öğrendik, AND operatörünü. Şimdi OR operatörüne geçelim. OR operatörü ya da İngilizce ya da anlamını taşır. Bu da AND'in benzeri fakat bir farklısı diyelim. Gene aynı bilgiler istiyoruz employees'e kadar. Hatta tamamını aynı bilgi istiyoruz. Fakat arada AND değil OR operatörünü kullanacağız. OR operatörü ya da anlamını taşıyordu. Salary 10.000'e maaşı 10.000'e eşit ya da 10.000'den büyük olanlar ya da job ID'si içerisinde man geçenler. Yani şartlardan bir tanesi uymazsa diğeri uyarsa bu uyan şartları bize getirecektir. Şartların sonucunu. Eğer ikisi de uyuyorsa onları da getirecektir. Sorgu sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi bize 24 kayıt sonuç geldi. Yukarıda 7 kayıttı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi 7 kayıt. Aşağıda ise 24 kayıt geldi. Bunun sebebi şöyle bakalım. 10.000'den az olanları da getirdi. 8.000, 7.900 gördüğünüz gibi. Fakat bunlarda da ikinci şart uyuyor. İçerisinde man, job ID içerisinde man karakterleri geçiyor. Üstte de job ID'si içerisinde man karakteri geçmeyen var. Fi, MGR. Fakat bununla salary karakteri uyuyor. Salary sorgusu uyuyor. Ne demişti? 10.000'e eşit ve 10.000'den büyük olanlar demişti. Bu da 12.008. Yani iki tarafı da uyanları ayrı ayrı toparlıyor. Sorgu sonucu olarak bize döndürüyor. Burada tekrar özetlemek gerekirse AND operatörü WHERE filtresinde verilen şartlarda eğer bir tanesi uyuyorsa diğeri uymuyorsa bize false değer döndürür. Yani bize herhangi bir sonuç döndürmez. Ancak bunların her halükarda AND operatörünün kullanıldığı yerde iki tarafında mutlaka uyuşuyor olması gerekiyor. Sorgu sonucuna true değer döndürmesi gerekiyor. Eğer true değer döndürmüyorsa bu sorgu bize kayıt döndürmeyecektir. Bu AND operatörünün özelliği bu. OR operatörü ise ya da, yani ya da Türkçesi, WHERE filtresinden sonra verilen iki kıstasın herhangi biri uyması halinde o uyan kıstasa göre filtrelemeyi yapar. O filtreler sonucunda bize sorgu sonucunu döndürür. Eğer iki tarafta uyuyorsa bunları ayrı ayrı sorgu sonucu olarak bize gönderir. Not operatörü ise not operatörü bunların olumsuz versiyonunu kullanmak için hazırlanmış bir operatör. Örneğin dedik ki şunu bize getir diyoruz. Bu olumlu bir versiyon olmuş oluyor. Yani herhangi bir sorguda biz veri tabanından bize şu kaydı getir dediğimiz zaman bu sorgu olumlu bir sorgu oluyor. Ancak şu gönderdiğim kayıtlara uymayanları bana getir dememiz bu not operatörü görevine girmiş oluyor. Bu da özetlemek gerekirse bu şekilde. Şimdi bunun kullanımını öğrenelim ve sorgu sonucunda tekrar anlatalım. Şimdi select last name, job ID from employees dedik. Employees tablosundan last name ve job ID sütunlarını aldık. WHERE filtresinde job ID'yi kullandık. Not in kullandık. Not in şu demek oluyor. In operatörünü burada göz ardı edin. Onu özetle anlatayım. In operatörü şu parantezler içerisinde verilen stringler, gördüğünüz gibi tek tırnaklar içerisinde 3 tane string veriliyor ve aralarda virgülle ayrılmış durumda.
in operatörü bunların içerisindeki 3 karaktere 3 parametreye diyelim. Çünkü parametre olarak gönderiliyor bunlar. 3 parametreye uyan kayıtlar üzerinde işlem yapar. Eğer not kullanmasaydık, şurada not'ı kullanmamış olsaydık, in ile burada job id'si IT Proc, ST Clerk ve sağ rep olanların tüm kayıtlarını bize getirecektim. Ancak biz burada not kullanıyoruz. Not şu işe yarıyor. Job id'si IT Proc ve ST Clerk, sağ rep olmayan kayıtları bize getir demek oluyor. Yani özetlemek gerekirse içerisinde bunlar olmayan tüm job id'lerin last name ve job id bilgilerini bana getir. Not olumsuzluk operatörüdür ve herhangi bir sorguda kullanılıyorsa o hazırlanan sorgunun haricindeki bilgileri istediğini belirtir. Bunun bir farklı kullanımı daha var. Yani bir farklı örneği diyelim. Select last name job id from employees where job id not in AC account ve AD VP diyelim. Bu iki sorguya, iki kritere uymayan, bunların haricindeki tüm job id değerine sahip kayıtların tamamını istiyoruz. Not yukarıdakiyle aynı işlemi gördü burada. Bunlar haricinde olan tüm kayıtları bize getirdi. Çalıştıralım ve görelim. Şimdi job id değerleri içerisinde AC account ya da ADVP kesinlikle olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki iki job id değeri yok. Olamaz da. Çünkü bunların haricindeki olanları istedik. Şimdi between üzerinde bu not operatörünü kullanalım. Şu şekilde select last name job id from employees where salary not between 10.000 and 15.000. Şimdi normal between not'ı kaldırdık varsayalım. Bu şu işe yarıyor. Salary değeri 10.000 ile 15.000 arasında olan tüm kayıtların last name ve job id değerlerini bana getir. Yani burada şart 10.000 ile 15.000 arasında salary yani maaş değerine sahip olma şartı. Şimdi buraya not'ı koyduğum zaman işler tamamen değişiyor. Anlam şu oluyor. Maaşı 10.000 ile 15.000 arasında olmayan kayıtların last name ve job id değerlerini bana getir. Not'ın anlamı bu. Altta farklı örnekler var. Tekrar tekrar üstteki select kısmını yazmamak için where'den sonrasını anlatıyorum. Job id not in AC account ve ADVP. Buradakinin aynısı bu. Anlatmaya gerek yok. Buradaki not between de buradaki hazırladığımız sorgunun aynısı. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi salary değerini de alalım. Ve bunun üzerinde sorgu sonucunu değerlendirelim. Gördüğünüz gibi burada 10.000 ile 15.000 arasında olmayan kayıtlar olması gerekiyordu. Ve gördüğümüz gibi 4.200, 4.800, 6.000, 9.000 var. Hatta 17.000 var. Fakat 10.000 ile örneğin 11.000 yok. 11.000, 12.000 bu tarz kayıtlar yok. Çünkü biz burada not between dedik. Bunların arasında olmayan kayıtları bize getir dedik. Burada farklı bir sorgumuz var. Where last name not like. Not like şu anlama geliyor. Like not'ı kaldırdığımızı varsayarsak like bu last name içerisinde buradaki işaretleri de anlatayım. String tek tırnakları içerisinde iki tane yüzde işareti var. Onun arasında da A büyük A harfi var.
bu şu anlama geliyor. Like bunun içerisindeki arama kriterine göre buradaki last name değeri içerisinde last name sütununda arama yapacak ve dönen sonuçları getirecek. Şimdi burada başında yüzde işareti olan kısım şunu demek istiyor. Başında ne olursa olsun, ortasında ve sonunda da ne olursa olsun, başında ve sonunda ne olursa olsun, çünkü sonunda da yüzde işareti var. Ortasında A karakteri geçen last name'leri bana getir. Bunun normal, not'sız anlamı bu. Buraya not'a eklediğimiz zaman şu anlama geliyor. Ortasında A harfi olan, başında ve sonunda ne olursa olsun bu kayıtları bana getirme. Özetli anlamı bu. Bu şekilde AND, OR ve NOT operatörlerini kullanmayı öğrendik. Tekrar özetleyelim. AND operatörü, Türkçe karşılığı ve, WHERE filtresinden sonra uygulanan iki kıstasında, yani şunların bir tarafı, sağ tarafı bir kıstas, sol tarafı farklı bir istek olduğu için farklı bir kıstas diyorum. Karşılaştırma da diyebiliriz, eşleştirme. Bunların iki tarafı da uymak zorunda olan bir operatör kullanımı. Yani sağ taraftaki de uymak zorunda, true değer döndürmek zorunda. Sol taraftaki de soldaki şartta uymak zorunda. Bunların ikisi de uyduğu zaman bunlara uyan kayıtları ekrana getiriyor. OR ise Türkçesi ya da. WHERE filtresinde verilen iki kıstasın herhangi birinin uyması halinde o uyan sonuçları ekrana getirir. Eğer ikisi de uyuyorsa ikisini de farklı farklı birbirinden bağımsız şekilde getirir. Yani hem maaşı 10.000 hem de job ID içerisinde man karakteri geçme zorunluluğu yoktur. Bunlar ayrı ayrı değerlendirilir ve ayrı ayrı sonuçlar olarak birleştirilerek ekrana getirilir. Not ise olumlu bir işlemi tersi şekilde yorumlamaya yarar. Burada örnek verdik. Mesela WHERE filtresinde job ID'si içerisinde IT Proc, CT Clerk ve SAREP olan kayıtları istiyor. Not'sız halinde. Not'a eklediğimiz zaman bunların haricinde olan kayıtları bizden istiyor. Bu şekilde AND, OR ve NOT operatörlerini inceledik.